Kanuni Sultan Süleyman'ın fethettiği Bağdat 89 yıl Osmanlı idaresinde kalmıştı. Ancak Osmanlı Devleti'ndeki iç karışıklıklardan faydalanan Safeviler Bağdat'ı ele geçirmeyi başardı. Bağdat bölgenin en değerli şehriydi. Oraya sahip olan bölgenin büyük bir kısmına da sahip olurdu. Bir bakıma bölgenin İstanbul'a değerindeydi. 15 yıla yakın bir süre Safavi kontrolünde kalan şehir Osman Gazi'nin torunlarından 4. Murad'ın hedefi oldu. Sultan Murad Bağdat'ı fethetti ve şehir 278 yıl daha Osmanlı idaresinde kaldı ve Bağdat'ı 367 yıl boyunca Osmanlılar yönetti. XVII Osmanlı Padişahı ve 96. İslam Halifesi olan 4. Murad, karmaşaların olduğu bir dönemde tahta geçmişti. Babası 1. Ahmet'in erken yaştaki vefatı üzerine yerine akıl sağlığı yerinde olmayan 1. Mustafa'nın tahta geçmesiyle devlet yönetiminde düzensizlik meydana gelmişti. Akıl sağlığı yerinde olmadığı için 1. Mustafa tahttan indirildi ve yerine 4. Murad'ın ağabeyi 2. Osman geçti. 4 yıl tahtta kalan genç Osman, devleti yeniden düzene koyma yolunda olumlu adımlar atmıştı. Ancak Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak isteyişi onun sonunu getirdi. Ve payitahta çıkan bir isyan neticesinde Yedikule zindanlarında katledildi. Genç Osman'ın ölümü üzerine tahta tekrar 1. Mustafa çıkarıldı. 1. Mustafa'nın devleti yönetememesi üzerine Şeyhülislam'ın fetvası ile tahttan indirildi ve yerine 11 yaşındaki 4. Murad 10 Eylül 1623 yılında sultan ilan edildi. Dördüncü Murad'ın yaşı gereği devleti saltanat naibeliği göreviyle annesi Kösem Sultan yönetti. İlerleyen yıllarda Sultan Murad yönetimi kendisi idare etmeye başladı. Reistan ile olan ilişkilerini düzeltti, devlet yapılanmasını sağladı. Kargaşa içerisinde olan ve gelirleri düzensizleşen devleti tekrar toparladı ve devlet düzenini sağladı. Safeviler Anadolu'ya saldırılar ve yağmalar gerçekleştiriyorlardı ve Bağdat'ı da ele geçirmişlerdi. Sultan Murad ordusu ile Safeviler üzerine sefere çıktı ve Revan'ı ele geçirdi. Ancak İstanbul'a dönülmesi ardından Revan tekrar kaybedildi. Buna istinaden Sultan 4. Murad, Safeviler üzerine ikinci bir sefer hazırlığına başladı. Sultan Murad yanına 85 yaşındaki baba dediği sevgili Şeyhülislam'ı büyük şair Yahya Efendi'yi alarak 2. İran seferi için İstanbul'dan ayrıldı. İstanbul-Bağdat yolu 110 konağa ayrılmış ve her konakta ordu ikmal merkezleri kurulmuştu. 17 Haziran'da Sultan Murad ikinci defa Konya'da Mevlana'nın manevi huzuruna çıktı. 22 Temmuz'da İstanbul-Bağdat yolunun tam yarısı olan Halep'e geldi. Birecik'te Sadrazam Damat Bayrampaşa'nın ordusu ile birleşti. Ancak Bayrampaşa 26 Ağustos'ta Urfa yakınlarında öldü. Tayyar Mehmet Paşa Sadrazam oldu. 10 gün Diyarbakır'da kalan Murad Han 7 Ekim'de Musul'a gelip Timuroğlu Şah-ı Cihan'ın elçilerini kabul etti. İstanbul-Bağdat yolunu 5 ay 8 günde alarak 15 Kasım gecesi ulaştığı Bağdat'ın muhasarasını başlattı.
Şehirde Bektaş Han Türkmen Komutası'nda 40 bin askerlik çok kuvvetli bir Safevi garnizonu bulunuyordu. İran Şahı Safi, seyyar ordusu ile Kasr-ı Şirin'de olup Osmanlı kuşatmasını gün gün takip ediyordu. Fakat Osmanlı ordusuna yaklaşamıyordu. Sultan Murat, 12 bin süvariyi İran işlerine sokup yağma için görevlendirdi. İran Şahı'nı meydan muharebesine zorluyordu. Şah, Bağdat'taki askerine, 212 kulesine, yüzlerce topuna güveniyor, Sultan Murad'ın muhasaradan bıkıp çekip gideceğini ümit ediyordu. Dicle üzerinden ağır muhasara topları Osmanlı'ya erişince savaş şiddetlendi. Yaralı çadırları padişahın otağı çevresinde kuruldu. Sultan Murad her gün çadırları ziyaret ediyor ve her gaziye 50 akçe veriyordu. 86 yaşındaki Şeyhülislam en ön safta sur dibine gelip askerlerin motivasyonlarını yükseltiyordu. İki Türk ordusu arasında fevkalade kanlı çatışmalar yaşanıyordu. Bir taraf şah, öteki taraf padişah diye bağırıyordu. 23 Aralık'ta Tayyar Mehmet Paşa alnından vurularak şehit düştü. Babası Uçar Mustafa Paşa da vaktiyle Bağdat'ta bir Safevi kurşunuyla şehit düşmüştü. Tayyar Mehmet Paşa, muharebe meydanında şehit düşen Osmanlı tarihinin 4. sadrazamıdır. Şehit düşmeden önce birkaç kule zapt etmişti. Şiddetle süren savaş sonunda 24 Ocak 1638 tarihinde Bağdat teslim oldu. Savaş tam 39 gün sürdü. Bu müddet içinde 5000 Osmanlı askeri şehit düştü ve 10.000 kadarı da yaralandı. 10.000 kadar Safevi askeri de savaşta öldü. 14 yıl 11 ay 13 günden beri Safevi işgalinde bulunan şehir kurtarıldı. Kanuni Sultan Süleyman'ın fethettiği şehir Bağdat 89 yıl 1 ay 4 gün Osmanlı idaresinde kalmıştı. 4. Murad'ın fethettiği Bağdat'ta 278 yıl 2 ay 2 gün Osmanlı idaresinde kaldı ki ikisinin toplamı 367 yıl 3 ay 6 gündür. Sultan Murad Bağdat Fatihi diye anılmaya başlandı. 15 yıl süren en büyük Osmanlı-İran Savaşı Bağdat'ın fethiyle son bulmuş, her iki devlette ağır zayiatlar vermişti. Osmanlı'nın nice alay ve sancak beyi, beyler beyi, hatta vezir ve sadrazamları bu uğurda şehit oldu. Tayyar Mehmet Paşa ile aynı gün Reisül Küttab İsmail Efendi de şehit düşmüştür. Sultan Murad'ın şahsen kabul ve taltif ettiği bir delikanlı nefer vardı ki bu savaşta babası, amcası, iki kardeşi ve birkaç akrabası şehit olmuştu. Böylesine uğursuz bir savaştı. Savaş bitmişti. Ancak kalede kalan 20 bin asker de savaşmayı tercih edince 300'ü dışında hepsi kılıçtan geçirildi. Birkaç Safevi komutanı Osmanlı'ya esir düşüp İstanbul'a sevk edildi. Facia bununla bitmedi. Şii halkın bir kısmı baruthaneyi ateşleyerek 800 Osmanlı askerinin şehit olmasına sebep oldular. Şehirde yaşayan Şii halkı Orta Irak'a karmaşık bir şekilde gönderilip iskan edildi. Sünni olmayan kişilerin şehirde ikamet etmeleri uzunca bir müddet yasaklandı. Şehirde on binlerce ceset sokakları doldurdu ve gömülmeleri kabil olmadığı için birçoğu Dicle'ye atıldı. Mevsim kış olduğu için hastalık çıkmadı. Anadolu'dan on binlerce Türk getirilip şehre yerleştirildi. Muhasara ve fethe iştirak eden asrın en büyük alimi Katip Çelebi'nin fezlekesini okumak ne derece kanlı bir harp olduğunu anlamak için yeter. Küçük Hüseyin Paşa şehre beylerbeyi yapıldı. 8000 Yeniçeri olmak üzere 12.000 asker savunma için bırakıldı. Ancak bu sayıyı yeterli görmeyen Sultan Murad şehre yeni birlikler gönderdi. Bütün surlar, kuleler yeniden onarıldı. Toplar yenilendi. Şehir Safevilerin saldırı yapamayacağı bir duruma getirildi. Sultan Murad Bağdat'ta 21 gün kaldıktan sonra 14 Ocak 1639'da şehirden ayrıldı. Sultan Murad sulh müzakerelerini yürütmek üzere Sadrazam Kara Mustafa Paşa'yı Bağdat'ta bıraktı.
Kısa bir yürüyüşün ardından Diyarbakır'a gelen Osmanlı ordusu Sultan Murad'ın rahatsızlanmasının ardından 70 gün boyunca burada kaldı. Yatağından emirler vererek İran üzerine akıncılar yolladı. Sulh müzakereleri için talimat yazdırdı ve diğer devlet işleriyle uğraştı. Kara Mustafa Paşa ordusu ile beraber İsfahan üzerine yürüdü. Ancak buraya gelmeden Şah'ın elçisi barış istemek zorunda kaldı. Sultan Murat hasta yatağından kalkıp Ankara'ya doğru hareket ederken Kara Mustafa Paşa'nın Kasr-ı Şirin Antlaşması'nı imzaladığının haberini aldı. Anlaşmayı imzalayan Sultan Murat, Safevi Savaşı'na 15 yıl, 4 ay, 7 gün sonra son vermiş oldu. ...1639 yılında yapılan bu antlaşmanın sınırları bugün dahi Türkiye-İran sınırlarını oluşturmaktadır. Sultan Murat 12 Haziran 1639 günü İstanbul'a döndü. Hasta olmasına rağmen Avrupa üzerine sefer yapmayı planlıyordu. Ancak Bağdat seferi dönüşünde 8 ay 26 gün daha yaşadıktan sonra vefat etti. Thank you.